Çok değerli basın mensupları, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli rektörlerim, sevgili öğrenciler, değerli konuklar, hepinizi önce saygıyla, sevgiyle selamlarım. Anadolu Üniversitesi tarafından açık öğretim sisteminin 40. yılı münasebetiyle gerçekleştirilmekte olan bu etkinliklere ve etkinliğin ilk belki önemli çalışması panele katılmaktan dolayı fevkalade memnun olduğumu, sizlerle birlikte bulunmaktan mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Değerli meslektaşlarım, Türkiye'nin açık ve uzaktan öğretiminde öncü kurumu olan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'nin 40. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir araya gelmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte önemi daha iyi anlaşılan açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemlerinin dünyadaki gelişmeler doğrultusunda uyarlanması ülkemiz eğitim sistemi açısından önemli bir hedeftir. Bu nedenle bu panel hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ülkemiz açısından fevkalade önemi haiz bir konudur. Bu vesileyle panele katkı veren başta panelistlerimiz olmak üzere panelin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza ve burada bulunan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Panelimizin bilim dünyasına ve ülkemize faydalı olacağını umarak sizlere hoş geldiniz diyor, saygıyla sizleri selamlıyorum. Şimdi hemen panele geçeceğimizden dolayı açılış ve selamlama konuşmasını burada tamamlamak suretiyle toplantımızın açılışını müsaadenizle gerçekleştirmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünyada gerçekleşen dijital dönüşümlere paralel olarak başta Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi olmak üzere üniversitelerimizde uygulandığı haliyle açık öğretimin mevcut biçimini güncellendirme ve çeşitlendirmeye ihtiyaç duymaktayız. Daha önemlisi, Türkiye'de açık öğretimin payı hem ön lisans hem de lisans düzeyinde oldukça yüksektir. Ön lisans düzeyinde açık öğretimin payı geçtiğimiz yıl öğretimde %73 civarında olmuştur. Lisans düzeyinde ise açık öğretimin payı %52'dir. Bu oranları dikkatle değerlendirmek durumundayız. Açık öğretim programlarını dönüştürme yoluyla mevcut payı önümüzdeki yıllarda tekrardan değerlendirmeye alacağız. Milyonlarca insanın üyesi olmaktan gurur duyduğu açık öğretim sistemimiz, açık ve uzaktan eğitimin ülkemizde akademik bir disiplin haline gelmesine ve gelişmesine, bilişim tabanlı eğitim uygulamalarının yaygınlaşmasına, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesine kaynaklık etmiş ve içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde köklü tecrübesiyle evrensel ölçekte çok sayıda uygulamayı başarıyla hayata geçirmiştir. Kendilerine de çok teşekkür ederiz. Bizleri onurlandırdılar.